Karşılaşmanın hakemi Fatih Acar, yardımcılıklarını Cüneyt Alkan ve Fahrettin Yitkin yapıyor. Ev sahibi ekibin kalesinde Ferhat Gölgesiz var. Semih Can Aslan, Semih Kurtulmuş, Efe Fatih Eryener, Bayram Yiğit, Mert Mustafa Kabaş, Muharrem Kaban, Alperen Alp, Anıl Sarıoğlu, Batuhan Yılmaz ve Hakan Tice ev sahibi takımın ilk 11'i. Konuk ekip Marmaris Gençlik Spor AŞ'de ise teknik direktör Doğan Şahin şu 11'i sahaya sürdü. Kalede Neçirvan Berk oynuyor. Tolga Akyüz, Alaaddin İlhan, Tolunay Aksabancı, Ubeyt Eren, Deniz Duran, Berk Alacaba, Barış Barkın Dalyan, Ogün Bulut ve Hakan Doğan da konuk Marmaris Gençlik Spor AŞ'nin ilk 11'i. Bu arada bu maçın ve bundan sonraki maçların yayınında teknik altyapısını kullandığımız Haber 48 ekibine teşekkür edelim öncelikle. Bu yayının gerçekleşmesinde kameraman arkadaşımız Mert Dumanlı ile birlikte güzel bir futbol maçı seyrettirmeye başlıyoruz sizlere. İki kaptan ve hakem triyosu seremoni için, top ve saha seçimi için geriye doğru çıkmasını istedi ve verdi pasını Batuhan'a. Batuhan ilk rapidinden sıyrıldı. Ceza sahası içerisine girdi. Yaptı ortasını ama orada dokunan hiçbir oyuncu yok. Biz duran o gün araya giren Efe Fatih topu çaldı rakibinden. Son dokunan rakip oyuncu diye itiraz etti ama karşılaşmanın yardımcı hakemi Alperen Alp'te kaldı. 88 numaralı formasıyla Mustafa Mert Kabaş 3-4 kişinin arasından sıyrıldı içeriye doğru hareketlenmek isterken araya giren Bayram topu kaptı. Verdi arkadaşı Hakan Tici'ye. Hakan Tici rakibinden kurtulmak istedi. Bayram'la paslaştı. Bayram ceza sahası yan çizgisinden içeriye doğru ortaladı topu. Kafayla vuran gol. Anıl Sarıoğlu şık bir kafa vuruşuyla Bayram'ın ortasında Anıl Sarıoğlu'nun şık kafa golüyle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Hakan Doğan defansa yardım eden oyuncuydu. Konuk ekipte Hakan kafa pasına indi de tinktu ve gol. İkinci gol de geldi. Bu defa sağ kanattan uzun bir top hareketlendi. Hakan Batuhan'ı gördü. Batuhan takımının ikinci golünü attı. Dakikalar 25'i gösterirken Binayapı Ortaca Belediyespor Batuhan'ın ayağından bulduğu golle durumu 2-0 yaptı. Sağ kanattan, köşe gönderinden korner atışını kullanacak. Çok güzel bir orta. Kaleci son dokunan oyuncu ama öncesinde kaleciye faul yapıldığı tespit etti hakem. Evet, ilk yarı sona erdi. İlk yarıda Binayapı Ortaca Belediyespor üstün götürdü ilk yarı boyunca, 45 dakika boyunca. Önce Anıl'ın, daha sonra Batuhan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda yine karşınızda olacağız. Evet, karşılaşmanın ikinci yarısı birazdan başlayacak. Hakem son kontrollerini yapıyor. Hakem Fatih Acar. Mücahit 3 kişinin arasından sıyrıldı. Muharrem'i topla buluşturdu. Serdar vurdu gol. Binayapı Ortaca Belediyespor Serdar'ın vuruşuyla farkı 3'e çıkardı. Harika. Serdar oyuna girdi. Henüz 5 dakika bile olmadı ve takımının 3. golüne imza atan oyuncu oldu. Mustafa Mert Kabaş ceza sahasındaki yerini aldı. Uzaklaştı köşe gönderinden. Kafa. Evet, elle dokundu ve penaltıyı verdi. Bir son dakika penaltısı olacak orada. Serdar Vefa ile. Serdar. Kaleci Neçirvan dikkatli. Serdar geldi. Vurdu kalecinin sağına, topu yerlere gönderdi. Durum 4-0. Bu golde karşılaşma 4-0 sona erdi. Binayapı Ortaca Belediyespor 2'de 2 yaptı. Geçmiş yılların başarılı ekibi
Marmaris Gençlikspor AŞ'yi kendi evinde 4-0 mağlup etti. Tebrik ediyorum Serdar. Eşin de küçük çocukla beraber maçı Güzel. Sağ umdu olun. geldiler. İki gol attın bugün, biri penaltıdan. Ya takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum tabii ki. Topu onlar getiriyor bize. Biz bir takımız. İyi bir takımız. Ben bunu gördüm ve bu yüzden geldim zaten buraya. Üstlükleri gördüm. Üstlükleri hak eden bir camia. Ve böyle olacağına eminim. Teşekkür ederim size de yayınız. Başarılar diyorum Çok size. sağ ol. Çok çok teşekkürler. Evet, şimdi de belediye başkanımız Sayın Halim Uzundemir'le tekrar beraberiz. Maç sonunda görüşlerini alacağız. Efendim 4-0 bitti. Rahat bir galibiyet oldu. Aslında Marmaris güçlü bir takım ama bu sene biraz şansı yaver gitmiyor gibi. Neler söyleyeceksiniz? Valla şanslı olacak iş değil bu. Biraz çalışmak lazım. Ben çocuklara çok güvendim. Hocama çok güvendim. Başkanıma çok güvendim. Ve güvendiğimi de şey çıkarmadılar. Boşa çıkarmadılar. Ve çok güzel bir şekilde şu ana kadar iki maçın ikide iki yaparak büyük bir başarı elde ettik. Ben devre arasında futbolcu arkadaşlarımın yanına girdim de. İkinci arada iki gol atın bu işi bitirin dedim. Rabbim yine dediğimiz oldu. 4-0 bitti. Onlar 4 golle karşılık Evet. verdiler. Peki başkanım, sizi daha çok bu maçları görmek istiyor ve taraftarla bütünleştiniz adeta. Bu sene olacak galiba. İnşallah, inşallah. Evet. Dediğim gibi biz hakikaten Orduca'ya çok mücadele ediyoruz hizmet etmek için. Fırsat buldukça da ben maçlara geliyorum. Tabii çok sık gelemiyoruz. Çünkü gecemizi gündüzümüzü ben Orduca milletine hizmet etmek için adamışım. Ve o şekilde çalışmalarım devam ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Rica başkanım. ederim. Sizi İyi yayınlar bekletmeyeyim diliyorum. fazla. Başkanım sizden de evet Bina Yaportacı Belediyespor Başkanı Sayın Erem Kaya da bizimle beraber şu anda. Erem Bey bizim dostumuz, biz onun dostuyuz. Biz şanslı geliyormuşuz ona, öyle söyledi. Bakalım bugün için neler söyleyecek. 4-0. 4-0 net bir galibiyet, tartışmasız bir galibiyet. Oyuncu arkadaşlarımın, hoca grubunun hepsinin alının akıttığı her terine, emeğine, yüreğine sağlık. Hepsinden Allah razı olsun. Şampiyon olmadık. Beni biliyorsunuz. Evet. Ben çok 2'de net bir 2 adamım. yaptık. 2'de 2 yaptık. İlk maçı deplasmanda kazandık. İkinci maçı içeride kazandık. Daha çok uzun bir yolumuz var. Maç maç gidiyoruz. Üçüncü maçımız gene haftaya pazar günü burada Seydi Kemer'le. Dördüncü maçımız deplasmanda Ortaköy'de. Beşinci maçımız Milas Beydesi'yle içeride. İlk kereyi bu şekilde bitirmek istiyoruz. Alabildiğimiz kadar, toplayabildiğimiz kadar, kırılması gereken, eğer Ortaköy Belediyespor Ballı ile çıkacaksa, kırılması ne kadar gereken bir rekor varsa kırılması gerekiyor. Çünkü biz bu ligden kurtulmak ve üst lige çıkmak için bedel ödedik. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. Bununla beraber taraftarımızı gördüğünüz stadyum Onu full diyecektim doluydu. başkanım. Taraftar bu Yansıyor, sefer. Evet. yansımaya devam edecek. Hepimizin niyeti bir, amacı bir, ortak bir hedefimiz var. Ortaca Belediyespor'u Ballı Lig'e çıkartmak, ondan sonra Profesyonel Lig'e çıkartmak. Ama bunu istememizin tek sebebi gelecek nesillere iyi biz bırakmak. Evet. Teşekkür Bu ederim. başarı peşinde coşkuyu da getirecek. Hakikaten taraftar da bütünleştiğini gördüm bugün, gözlerimle şahit oldum. Bu coşku artarak devam edecek diyorum. Siz de başaracaksınız diyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok Çok teşekkür teşekkür ediyorum ederim. başkanım. Haftaya görüşmek Başarılar üzere. diliyorum. Kendinize iyi Görüşmek üzere. bakın. Görüşürüz. Evet, uzun soluklu bir yayının daha sonuna geldik. Bugün Bina Yaportacı Belediyespor evinde grubun aslında geçmiş yılların güçlü ekibi Marmaris Gençlikspor AŞ'yi ağırladı. Her iki yarıda bulduğu ikişer golde 4-0'lık net bir skorla galip geldi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı. Haftaya Seydikemerspor maçında yine karşınızda olacağız. Umarım yine şans getiririz. Hoşçakalın.